Bu konuyu değiştirelim. İkinci Türk siyasetinde şu anda konuşulan ikinci konuya geçmek istiyorum ben. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı helalleşme tartışması. Şimdi önce bu konuda daha altı doldurulmamış bir genel helalleşme söylemi vardı. Ama bugün bunun altını doldurdu CHP lideri. Dün doldurdu özür diliyorum ve şunları söyledi. Dedi ki 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas Kahramanmaraş mağdurlarıyla, Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Mahalleleri gasp edilen, sürülen ve mahallelerine lüks siteler dikilen romanlarla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inim inleyen azınlıkla 6-7 Eylül'de e, helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak beyinlerimizle helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz, Soma, darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan asılanlar, Mısra Öz, Ahmet Kaya hep bunlarla helalleşeceğiz dedi. E, böyle bir çok genel, Helalleşme çerçevesi çizdi. Hani genelde helalleşmek için e, sen bir şeye neden olmuşsundur. Ya hakkını helal et. Hani ben sana bunu yaptım dersin ve helalleşirsin. Hani Kemal Kılıçdaroğlu içinde olduğu olmadığı, partisinin içinde yer aldığı yer almadığı her türlü mağduriyet üzerinden bir helalleşme yani bazı insanlar bunu yadırgamayabilirler, yani bu da güzel bir şey diyebilirler ama bazıları da yadırgayabilirler. Pardon. Ha, yani ilk aslında videosundaki ha şeyi diyor. İlk bu işi nasıl başlatmıştı? Şöyle başlatmıştı. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle partimde uğraştım. Şimdi dışarı dönme zamanı ben bu yaraların kapanması için helallek isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum demişti. Şimdi böyle böyle deyince biz bir helalleşme hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel olarak tarihinde yol açtığı problemler, sorunlar, yaralar nedeniyle bir helalleşme yapacak zannettik. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç de ilgilendirmeyen yani mesela Diyarbakır hapishanesiyle Cumhuriyet Halk Partisi ne ilgisi var? Adım Yani Ali İsmail Korkmaz'la ne ilgisi var? Ahmet Kaya'yla ne ilgisi, ile var? ilgisi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Yani ilgisi olmayan konuları da kapsıyor. Ben hani ilgisi olmayan konularda da bir helalleşme yapabilir ama hani manasız kaçar ama yine de yadırgamayabilirsiniz. Yatırgıyor mu konuklarımız, yadırgamıyorlar mı onu anlamaya çalışacağım. Murat'la başlayalım bu sefer, Murat Çelik'le. Şöyle e, Ankara'da yani günlerdir bu bu şekilde adlandırınca Kılıçdaroğlu ben böyle bir e, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum diye adlandırınca aynen bu söyledikleriniz gibi yani altı dolmadan önce de e, helalleşme kimlerle helalleşecek vesaire. Şimdi altını doldurduktan sonra dün grup toplantısında o maddeleri saydıktan sonra dediğiniz gibi yani bunların bazılarında hatta saydıklarının belki de çoğunda CHP'nin dahilinin olmadığı konular vesaire diye mesela Soma örneğini de ekleyebiliriz buna. E, bu nasıl bir helalleşme diye ben şöyle bir CHP kulislerinde bunun tam olarak ne anlama geldiğini Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla neyi hedeflediğini ne mesaj verdiğini biraz araştırdım, konuştum. Şöyle bir tablo, e, biraz oradan aldığım izlenimler, biraz kendi yorumlarım şöyle özetleyebilirim. Şimdi bir kere CHP'liler diyor ki Evet böyle bir yolculuğa çıkıyorum diye cümleyi kurunca hani bugün itibariyle böyle bir adım atıyorum gibi algılandı ama öyle değil. Aslında son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu zaten bu helalleşme yolculuğuna çıkmıştı. Nasıl çıkmıştı? İşte... E... Anadolu'nun birçok yerini geziyor. O gezilerin içinde hani esnaf ziyaretleri vesairenin dışında yaptığı özellikle de kanaat önderleriyle yaptığı görüşmelere dikkat çekiyor CHP'liler. Yani e, Anadolu'nun farklı yerlerinde ki Anadolu'da biliyorsunuz kanaat önderi dediğiniz zaman daha çok yani belli yörelerde mesela hani işte Alevilerin yoğunlukta yaşadığı yerlerde Alevi dedeleri olabilir vesaire olabilir ama Anadolu'nun bütününe baktığınızda Sünnilerin yaşadığı bölgelerde kanaat önderi dediğiniz isimler genellikle daha çok bugünkü AK Parti seçmeni olarak da nitelenebilecek kesimden sosyolojik olarak bakıldığında. Dolayısıyla aslında hani bu kesimlerle temas kurarak ...ve e, işte milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesimlerle temas kurarak... ...o muhtarlarla yaptığı toplantılar, STK'larla, yerel STK'larla yaptığı toplantılar... ...ve özellikle kanaat önderleriyle yaptığı toplantıları... ...bu anlayışın zaten uygulanmakta olan bölümü olarak değerlendiriyor CHP'liler. Diğer taraftan da hani işte sizin söylediğiniz e, CHP ile ne ilgisi var dediğiniz... ...o helalleşme kesimlerini de şöyle adlandırıyorlar, diyorlar ki bu da aslında yani bir bu bir seçim stratejisi ya da seçim kampanyası olarak görülmesin. Kılıçdaroğlu ülkeyi yönetmeye talip. Dolayısıyla ülkeyi yöneteceği zaman hiç kimseyle, hiçbir kesimle hani helalleşilmemiş veya işte e, bir şekilde e, hala kendini e, ötekileştirilmiş, bir kenara itilmiş hisseden hiçbir kesim kalmayacak. Bunu anlatmaya çalışıyor diyorlar. Yani bütün kesimlerle kendini bir şekilde geçmişten yaralarıyla, izleriyle kendini kötü hisseden herkesle o defterlerin kapatılması ama burada bir detay var tabii hani bu tartışma bir anda geldi helalleşme hesaplaşma ikilemine de kilitlendi biliyorsunuz. CHP'liler onu da söylüyorlar. Yani bu şöyle bir şey değil. Yürüyen davalar var. Burası bir hukuk devleti elbette. Yargı kararları veya verilmiş yargı kararları bunlar değil ama işin psikolojik olarak yani evladını kaybetmiş bir babaya, evladını kaybetmiş bir anneye helalleşerek çocuğunu geri veremezsiniz. Orada yargının verdiği karardır esas olan hukuk devletinde. Ama ülkeyi yönetenlerin de o insanlara en azından elini uzatması, yalnız değilsin mesajını vermesi, beraberiz seni anlıyorum mesajını vermesi önemlidir diyorlar. Dolayısıyla hani bu helalleşme yolculuğunu biraz bu bağlamda değerlendiriyorlar. Bir de tabii şu bir gerçek. Hani her kesimle diye anıldığında, örneğin işte Ali İsmail Korkmaz ailesi, işte Soma örneği vesaire baktığınız zaman, hani Ak Parti iktidarı döneminde acılar yaşamış kesimleri de hedef almasının çok özellikle tercih edildiği ve bilinçli bir tercihle bu listenin bu şekilde oluşturulduğunu da söylüyorlar. Mete Yarar. Ya bu arada şunu da söyleyeyim, bir cümle kişisel yorumumu da ekliyorum. Bunu destekleyen bazı yani görüştük, görüştüğüm CHP'liler arasında bunu destekleyenler de oldu. Şu da bir gerçek. Kılıçdaroğlu'nun attığı bu adım zaten son dönemde attığı bazı adımlar ve yaptığı bazı açıklamaların sonunda son halka olarak bunu da değerlendirdiğimiz zaman az önce anlatmaya çalıştığım çerçevede iddialı bir helalleşme yolculuğu. Bu aslında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı yolculuğu da demek oluyor bana göre ben en azından şu aşamada öyle okuyorum.